Magazin başlıyor diyelim, başlattık. Bülent Ersoy tüm mal varlığını bana bağışladı. Yani yarısını devlete, yarısını bana bağışladı. En son kürkü içinde yürüyüş yapacağım ve kürkün de bana bağışlayacak. O yüzden gündemde en çok konuşulan Bülent Ersoy'un mal varlığını kime bağışlayacak? Bana bağışladı. O yüzden kimse kavga etmesin. Yarısı devletin, yarısı benim. Bülent ablamı da çok seviyorum. Sevgiler, saygılar. Sezen Aksu çok güzel birkaç kişiyle düet yapacak ve bu düet tap yapacak. Ama kendi sağlık problemlerinden dolayı 2018 onun özellikle albümüyle birlikte hem çıkış, zaten Sezen Aksu doğdu doğal hep çıkışta, sağlık kritikleri yüzünden albümünün keyfini tadamayacak diyorum. Yıldız Tilbe yıllardır aradığı aşkı nihayet bu sene buluyor. Yani asla evlilik yapmaz çünkü Yıldız Tilbe'de şöyle bir oluşum var. Yıldız aşkı yaşamayı sevdiği için evlilik aşkı öldürdüğüne inanan bir kadın. O yüzden yıllardır aradığı aşkı buldu. Sonunda o da aşk muradına erdi. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu ile ilgili kızı olacak onların. Çünkü Gülşen bir çocuk daha yapmak istiyor. Evet, kariyer ve çok iyi bir albüm dönemi. Ozan Çolakoğlu zaten Gülşen'in emri altında olduğu için Ozan'ın söz hakkı yok. Ozan Çolakoğlu sadece Gülşen ne derse onu yapar. O yüzden Gülşen olağanüstü kariyer ve tavan. Demet Akın'la Okan Kurt kesinlikle evlilikleri bu sene çok büyük bir çatırdamada ve 2019 yılında boşanma kararı verecekler. Ve onun da çok iyi bir çıkış yılı ama sağlığıyla ilgili bazı problemler ve göğüs ve rahimden kaynaklanan sorunlar yaşayacak. Demet Akalın biraz sağlık, biraz ailevi sorunlar 2018'de onu yoracak olarak diyorum. Yıldız Telbe tabii ki aşkı yakaladı, o yüzden Yıldız moduna geçtim birden. Bir de Berkay boşanacak. Büyük bir aşk yaşayacak ve kendinden 10 yaş ya da 12 yaş küçük hafif kumral bir kişiyle evlilik yapacak. Bu evliliklerinden kızları olacak. Hani şu an bir boşanma söz konusu değil ama Berkay biliyorsunuz aşk hayatıyla ilgili renkli bir kişilik olduğu için aşkı tekrar tekrar yaşamayı seven bir noktada. Evet, aşk onun en büyük baharı diyorum. Her zaman aşık olmayı seven bir adam. Acun Survivor konusunda yıllardır insanları bir kitledi bir Survivor'a, maşallah yine kitleneceği Survivor'a. O yüzden dizilerimizler yanında hat kala Survivor tavan yapacak. Nihat Doğan klasik, her zaman konuşulur çünkü adam konuşma yeteneği çok ön planda ve her şeyi. Belki Nihat Doğan birinci olma ihtimali yüksek olarak görüyorum. Olma şansı da var diye düşünüyorum. Kıvanç Tatlıtuğ evliliği nasıl gidiyor derseniz. Vallahi Kıvanç mantıklı bir adam ve huzuru çok seven bir adam olduğu için ne iyi ne kötü. Ve onlarda bir çocuk fikirleri var ama daha gündeme gelmiş bir hani yapalım dediği bir sistem yok gözüküyor. Diyoruz işte. Evet, Galatasaray'a Fatih Terim geldi. Hadi geçmiş olsun Fatih Terim diyoruz çünkü Galatasaray bence hayatının en büyük, en kötü anlaşmasını yaptı Fatih Terim'le. Çünkü Fatih Terim'in iniş dönemi ve yıllardır yaptığı her şeyde ya kavga ya problem yaşadığı için Galatasaray belki güzel bir anlaşma yaptı ama en büyük hatayı Fatih Terim'le yaparak şampiyonluğu elinden uçtu gitti diyorum. Dedim bile vallahi. Evet, bu aralar en çok konuşulan Emine Erdoğan torun sahibi olacak tekrar. İki evladından da torun müjdesi alacak. Birinden kızı, birinden erkek torun sahibi olacak. Evet, son zamanlarda biliyorsunuz Emine Erdoğan çok kenardaydı. Bu sene onun aktif seyahatleri, aktif fikirleri ve hatta kadına şiddetle ilgili hem Sümeyye hem de Emine Erdoğan bu konuyla ilgili çok ön planda çalışmalar yapacak. Çünkü 2018'de dünyada kadına şiddet, hayvanlara şiddet had safhada olacağı için bu konuyla ilgili 7. ve 5. ayda mı Emine Erdoğan bir el verecek ve bu gerçekten ses getirecek ve bununla ilgili çok doğru yasalar çıkacak diye söylüyorum. Şenol Güneş'e ne diyebilirim ki, muhteşem, çok zeki ve çok karizmatik ve çok da cool bir adam. Ve ben akıllı insanları seviyorum çünkü Şenol Güneş'te disiplin, kural ve akıl var. O adam farklı bir ülkeden çok iyi bir teklif alacak ve bu teklifle birlikte yurt dışında çok uzun süre kariyer hayatını devam ettirecek diyorum. Efendim, Belgüzel Koray hamile zaten. Bunu haber olarak gündeme getirmenin bir anlamı yok. Çünkü onlar mutlu bir çift. Büyük bir ihtimal kız olma ihtimali yüksek, bilmiyorum. Bugün öğrendim hamile olduğunu da. Bir arkadaşım dedi, hamileymiş. Mutlu olsun çünkü gerçekten Halit Ergenç dünya tatlısı ve çok
keyifli bir adam. Evet, İngiltere Kraliyeti Kraliçemiz vefat edecek 2018 sonuna kadar ve Diana'dan olan çocuklar büyük sükse yaratacak 2018'de ve büyük kaoslar ve kraliyette gereksiz büyük sorunlar aşacak. Sürpriz evlilikler olacak kraliyet döneminde. Yeni doğacak çocuklar olacak. Onlar için de hem sıkıntılı hem kaos ama bir o kadar da Diana'nın çocukları bu sene tehdit altında olabilir. O yüzden dikkatli diyelim. Annelerin hayatını yaşayabilirler. Özellikle büyük oğlu annesinin hayatının aynı kaderini yaşayabilir. O yüzden kaderini biraz daha kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Doğrudur, ben çok düşünemedim magazini. Magazini düşünemedim. Biliyorsunuz Gülben Ergen, kocasının eski kocasının Erhan Çelik. Erhan Çelik... Güzel bir aşka yelken açtı. Çok akıllı bir kadın, çok da yaratıcı bir kadın. Kıvrak bir zekaysa. Yani Gülben'den sonra böyle bir ilişkiyi nasıl taşıdığı diyen soran insanlara şöyle diyorum. Sedef Orman çok kaliteli ve zarif bir kadın. Evet evlilik yapabilir. Evet Erkan Çelik'ten birkaç yaş büyük de olma ihtimali çok yüksek ama Erkan Çelik güzel bir ilişkiye yelken açtı diyorum. Çünkü o çocuk mocuk modunda değil, huzur ve aşk modunda. Halis'e çocuk için evlilik yapacak ve hayatındaki insanla evlilik yapacak diyorum. Tuğba büyük üstüm, kariyer hayatıyla ilgili çok büyük bir dizi anlaşmasına girecek, yurt dışında iki tane film oluşumu olacak, onun için hayırlı. O geçmişe ait aşkları geride bırakıyor, büyük, çok önemli bir iş adamıyla muhteşem bir aşk yaşayacak. Seren Serengil, sürpriz bir evlilik kararı ve ünlü bir iş adamı, hatta şu an evli olabilir bu adam. Bununla yollarını birleştirecek diyorum dedim bile. İzzet Çapa, popüler hayatın yeni zirvesi ve gerçekten çok seviyorum İzzet Çapa'yı. Onun için sağlık anlamında sıkıntı dönemler geride kalacak. Kariyer hayatı daha iyi olacak. Onunla röportaj yapacağız. Birlikte keyifli programa katılacağız. O yüzden onun evinde bir çekim hakkını aldım. Ondan habersiz aldım ve söylüyorum bile. Aldım diyorum, çekim yapacağız. İlk çekimimiz de İzzet Çapa ile olacak birlikte. Ne diyorsun? O mükemmel olur. Çok tatlı bir insan. Evet, aynen öyle. Beren ve Kenan için ne diyebilirsiniz? Mutsuz giden bir süreç var 2 yıldır. Çünkü Beren'de ciddi anlamda çocuk özlemi ön planda olduğu için ve bir türlü çocuk dengelerini yakalayamadıkları için acayip derecede sıkıntılı bir dönem ama hani evlilikleri bir alt bir yukarıda bir aşağıda bir çocuk denemesi tekrar gündeme gelebilir. Ama Beren'in sağlık anlamında vücut yapısında çok böyle zayıflama enerjisi çok fazla olduğu için bir, onun gıda anlamında sıkıntıları var. Vücut bazı şeyleri doğru noktada ilerletemiyor olabilir. Bir kan dolaşımı ile ilgili sıkıntısı olabilir diyebiliyorum. Gülben Ergen sürpriz aşk ve dedikodular daha tavan yapacağı bir yıl 2018'de onu gündemden hiç düşmeyeceği bir yıl. Hem para kazanacak hem gündemi devam edecek diyorum. Gülben Ergen çok akıllı ve çok zeki bir kadın. O yüzden o parayı kendi kontrolünde çok ön planda yaptığı için yaşadığı aşkları bir saniyede silip kenara bırakır. Ama o para formatlı bir kadın. Her zaman parasıyla alakalı yatırımları, her zaman iyi noktalara erişeceğini düşünüyorum. Cem Yılmaz bu sene güldürecek, yerlere yatıracak herkes. O yüzden Cem Yılmaz da bu yapacağı proje, yapmış olduğu proje onun için çok başarılı, çok iyi noktalara erişecek. Bir dahaki yaz sezonunda da sürpriz bir isimle adı gerçekten 3 ay adı böyle her dakika Cem Yılmaz'la yakaladık mı yakalamadık kovalamaca oynanacak Cem Yılmaz aşkıyla ilgili. Evet güzel, güzel süreç diyorum. Daha ne diyelim? Var mı? Ahmet Kural ve Sıla'yı merak ederler. Evlilik yapacaklar. Ahmet Kural ve Sıla evlilik yapacak. Çünkü Sıla anne olmak istiyor. Ve ikizleri olma ihtimali çok yüksek. Evlilik yapacaklar diyorum. Hatta bana göre evlilik yolundalar. Konsoloslukta bile evlilik yapabilir. Çünkü Sıla'nın enteresan bir farklılığı var. Sıla bu ülkeye ait bir insan asla değil. Çünkü Sıla'nın yapı karakteri farklı bir etnik bir enerjiye sahip. Etnik bir ruhu Sıla. Yani evlenmeden de çocuk yapabilir. Onun için çok çocuk olsun yeter ki diyorum ama aşka da çok değer verdiği için aşk onun için inanılmaz. Sümeyye Erdoğan artık soyadını değişti biliyorsunuz, evlendi. Özellikle bu yıl vakıfıyla alakalı büyütme ve siyaset olarak da farklı bir noktaya yol alacağı, babasının biliyorsunuz baş danışmanı, o kız kariyer hayatında, ileriki hayatında çok ciddi anlamda siyasi yol alacağını diyebilirim.
Al bayraklar biraz ekonomi anlamında tavan yaptılar. Bu dönem onlar için kriz ve dünya krizleri arasında yaşanacak sıkıntılar var diyorum. Trump'ı dedim yerde sürünecek zaten Trump. Bu sene hem atakları hem kaosları çok ön planda olacak gözüküyor. Dizilerde neler bekliyor? İstanbullu gelin insanlar hayranlıkla seyrediyor. Devam edecek. Gayet de başarılı, ekip başarılı diyorum. Özcan Deniz baba oluyor. Aa, Ali Sunal. Evlenecek, büyük aşkı, gerçek aşkı bulacak ve babasının ismi, bir erkek çocuğu olacak ve babasının ismini koyacak. Kemal Sunal. Yani onun da hayatında babasına ait Kemal Sunal dünyaya geliyor diyorum. Çünkü Ali Sunal'ın enerjisinde gerçekten en büyük aşk ve özlem ve aile ve baba olmayı özlemliyor. O yüzden o da Kemal Sunal'ı dünyaya getirecek diyorum. Bence gelmeli artık o aileye. Yanlış mı dedim? Yok bir şey demedim. Ya benim merak ettiğim tek ünlü İlber Ortaylı. Ünlü değil, O o da çok ünlü değil. O da akademisyen zaten. akademisyen ve çok önemli bir Evet. profesör Allah aslında. ömür versin. 100 yıl, 1000 yıl yaşar inşallah. Amin. İlber Ortaylı şey gibi inanılmaz bir farklı bir insan ama maalesef ülkede ziyan olan insanlardan biri diye düşünüyorum. Çünkü onun daha iyi, daha başarılı, daha el üstünde tutulması gerekirken biraz ezilen bir noktada ama o her zaman güzel sözle kenarda söyler ve çekilir. Onun ruhu bu zaten.